Tahmininiz nerelerde olacaktır? 40'ların altında bir enflasyon, 45'lerin altında TÜİK enflasyondan bahsediyorum. Açıklaması mümkün müdür TÜİK'in? Şimdi Emin Bey, sizin sorunuzun arka planda yatan unsurun şu olduğunu düşünüyorum. Devlet katında bir biçimde görev alanların sözlerine biz anlam yükleriz. Çünkü işgal ettikleri makamın ağırlığına uygun analizler, yorumlar yapıyorlardı. Dolayısıyla da biz onları anlamlandırmaya çalışırız. Fakat sizin bu düşünceniz eski Türkiye'de kaldı. Yeni Türkiye'de iktidar sahiplerinin ve onların birlikte çalıştıklarının sözlerinin bağlayıcılığı maalesef yok. Yani yarın... Peki kendilerini de bağlamıyor mu hocam? Yani bir iktisatçı olarak Profesör Doktor Göksel Aşan'ın bir ekonomi bilimi hocası olarak, bir iktisatçı olarak sözleri kendini de bağlamıyor mu hocam? Bunu aslında bilerek söylediğinizi şey yapmak için soruyorum. Şimdi kendisini bağlayacağını düşünse başlangıçta böyle bir cümle kurmaz diye düşünüyorum. Yani sizin programımıza gelip bu tür sorulara muhatap da olmayacağı için büyük olasılıkla bulunduğu diğer yerlerde bu konu hiç gündeme gelmeyecektir. Söylenip geçmişte kalacaktır. Bakın, bu iktidarın çok mahir olduğu konulardan bir tanesi bu ifadelerle algı yönetimi. Bu akşam ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dikkatli dinledim. Yani sizin davetinize de katılacağım için ne söylüyor diye baktım. 500 milyar dolarlık dış ticaret rakamı telaffuz etti. Bu 500 milyar dolar bize nereden tanıdık geliyor, hatırlıyor musunuz? Tabii ki. 2023 yılı ihracat rakamı hedefimizdi. İhracat rakamı hedefimiz, biliyorsunuz, hepiniz de biliyorsunuz, 500 milyar dolardı. Şimdi ihracatı bir kenara bıraktık. Toplam dış ticaretimiz, ama tabii benim gibi vurgulamıyor Sayın Cumhurbaşkanı, toplam dış ticaretimiz 500 milyar dolar. Şimdi aklınızda kalan bir 500 milyar var. İşte biz de ona erişiyoruz ama ihracatla ithalatın toplamına ancak böyle dikkat ederseniz varıyoruz. Dolayısıyla iktidarın söylediklerini biz anlamlandırmaya çalışıyoruz ama inanın bana, onlar bizim kadar bu konu üzerinde kafa yormadan ben bu tür açıklamalarda bulunduklarını düşünüyorum. Yoksa eksi enflasyonu, yılbaşı gecesi elektriğe %100 zam yapılmışken, doğalgaz %25 yapılmışken nasıl bekleyebilirsiniz ki daha önce birikmiş olan, bakın ÜFE %80, TÜFE'yi %36 olarak açıkladılar. Aradaki 45 puanlık fark ne zaman yansıyacak? Sanki bunlar olmayacak. Hatta zaten üreticiler enflasyonu yansıtamamışlar. Şimdi diyecekler ki biraz da fiyatlarımızı düşürelim de işte finans ofisi başkanı hocanın beklentisini karşılasın. Böyle bir dünya yok. Bakın, biz rakamlar telaffuz ederken biraz önce Murat Hoca TÜİK verilerine atıfta bulunurken ben bir şeye baktım. Biz hep manşetteki veriden bahsediyoruz. %36'lık veriden bahsediyoruz. Oysa alt tarafta yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar hariç denilen enflasyon oranı %39.14. Yani kamunun etki ettiği, karar verdiği işte enerji, akaryakıt, bir takım ÖTV oranları, alkol, tütün vesaire gibi yerlerde. Onları dışında bıraktığımızda zaten gerçekleşen enflasyon %39. O dışına bıraktığımız şeyleri de 31 Aralık gecesi de yüklediler. Yani bu %36'lık enflasyon yıllık bazda zaten Ocak ayı sonuna geldiğimizde büyük olasılıkla %45 falan seviyelerine erişecek gibi görünüyor. Enflasyon şiddetli bir biçimde artıyor. Alt taraflarda, ya detayda var olan verilerden de bunu görüyoruz. Ben de tam size onu soracaktım zaten. Hatta Murat Hoca'ya da sormak istiyordum. Biz şimdi bu TÜİK'in açıkladığı rakam üzerinden konuşup tartışıyoruz da bir anda tekrardan TÜİK'e inanmaya mı başladık? İnanıyor muyuz yani? TÜİK'in bu rakamının doğru olduğunu mu kabul ediyoruz diyecektim. Evet. Ki siz dediniz ki aslında da orada bir küçük bir yanıltma var, kelime oyunu var. Ya da buna bir sürü başka isim takabiliriz. Artık nezaket sınırları içinde kalalım diye takmıyoruz o isimleri ama burada aslında 39 küsur olarak söylememiz gerekiyor. Peki Emin'in sorusuna verebileceğiniz daha net bir cevap var mı? Tahmin tabii bütün bunlar. Şubat ya da Mayıs ya da Nisan ayında biz hangi oranda çanlar çalar, tehlike çanları çalar gibi görüyoruz? %40'lar seviyesinde yıllık bazda enflasyonu yaşamaya devam edeceğiz. Büyük olasılıkla Ocak ayında da enflasyon çift haneli seviyelerde çıkacak. Şubat, Mart aylarında da böyle devam edecek.
enflasyon niye düşsün? İşte o bahsettiğiniz finans ofisi başkanının beklentisini de sorduktan sonra. Ne olacak da enflasyon düşecek Türkiye'de? Şimdi üretim maliyetleriniz %80 artmış. O %80 artmış olan maliyetlerin üzerine bir daha enerji zamları geldi 31 Aralık gecesi. Bunları ne yapacak üreticiler? Sineye mi çekecekler? Birilerine bir şekilde yansıtmak durumunda kalacaktı. Fiyatların geri gelmesine yol açacak herhangi bir gerekçeyi ben göremiyorum. Hı hı. Zaten iktidarın da böyle bir beklentisi yok. Bakın şunu ben vurgulamak isterim. Bütün kurgu başından beri halkın yoksullaştırılması üzerine kurulmuştu. Biz sizin yayınınızda da konuştuk. Asgari ücret 4250 liraya çıkarıldığı zaman artış olan işte. Yani detayına girmeden söylüyorum. Ellerine geçen net para anlamda kimin ne kadar ödediğinden bağımsız olarak %50. Hatırlayın bu %50'lik artışa işverenler hiç itiraz etmedi. Normalde değil mi? %50 işte enflasyon %20'lerde o tarihte açıklanan beri %20'lerdeyken %50 artış falan dediğiniz zaman ben iş insanı olsam yani bunun benim çalışan maliyetim anlamında etkisi ne olacağını düşünüyorum. 2022 yılında neye yol açacağını hiç itiraz etmediler. Neden? Çünkü zaten yılın ilk birkaç ayındaki enflasyonun bu artışı anlamsız kılacağını onlar da görüyordu. Ve o görülen şey gerçekleşti. Gerçekleşiyor. Yani Aralık'ta %13 üzerinde bir enflasyon. Ocak'ta işte 10 küsürlük bir enflasyon. Şubat'ta benzer bir şey. Sizin %50 diye ortaya koyduğunuz ve 2022'nin sonuna kadar devam edecek olan, sabit olarak devam edecek olan ücret ilk 3 ayda reel anlamda ortadan kalkmış olacak. Şimdi Yalçın Bey, bu size sorduğu, Emin'in size sorduğu sorunun aynısını Murat Bey'e de sorup ondan cevap almak istiyorum ama teknik bir soru, bir seyircimiz ısrarla soruyor. Herkes gerçekten detaylarını merak ediyor tabii ki. Çok kısa bir cevap rica edeceğim. Demiş ki benim emekli maaşım düşüktü. Yıllar içinde işte böyle 100 lira, 150 lira arttıra 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 10 yılda sonunda 2500 lira civarına geldi. E şimdi şu anda 1500 lirayla başlayan bir insana da pat bir ek artışla benimle aynısı. Peki geçen 10 yılımda bana bir haksızlık olmuş olmuyor mu diyor seyircimiz. Gerçekten şimdi bir de bu işin hani bir taraftan kulağa hoş geliyor. Aa bak herkese ekstra aradakini kapatacaklar, minimuma 2500'e getirecekler. Peki ama yıllardır çok düşük kalıp da o arayı kapatmak için o insanlara haksızlık olmuş olmuyor mu? Yani sosyal devlet eğer bir şey yapılıyorsa bu farklılıkları gözetmek zorunda değil midir? Ne dersiniz? Ya çok özür dilerim. O arada sorunuzun bir kısmını kaçırdım ama şunu söylemek isterim. 2500 liralık şu anda 2500 lira ücret alan, özür dilerim, emekli maaşı alana yapılacak zam biraz önce telaffuz ettiğimiz %25.47'lik bir oran. Bunun üzerinde bir artış söz konusu olmayacak. İktidarın yaptığı şey aslında asgari ücrette de benzer bir uygulama oldu. Çalışan nüfusu ve emeklilerin büyük çoğunluğunu düşük bir seviyede bir araya getiriyor. Orada topluyor. Yaptığı şey o. Asgari ücret 4250 lira oldu. Diğer çalışanlara ne kadar zam yapılacağını yıl içerisinde ya da Ocak ayı içerisinde göreceğiz ama çalışan nüfusun yaklaşık %70-75'i asgari ücret seviyesine gelir elde eder hale geldi. Emeklilerin de şimdi 1500 lira özür dilerim 2500 lira altında ücret elde edenlerin sayısı 1 milyon 260 bin kişi olarak açıklandı. Emekliler arasında. Bugün telaffuz edilen rakamın bu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onun üzerinde alanlarla birlikte baktığımızda herkesi düşük seviyede bir yerde gruplandırmaya çalıştık. İktidar üzülerek görüyoruz. Hayır, bu söylediğiniz çok önemli. Herkesi en düşükte tutma aslında iyi bir şeymiş gibi gösterip tam tersi herkesi büyük bir kısmı en düşükte tutma arayışı ama seyircimizin sorduğu, sizin belki o sırada ses kesildi, şu: ben düşüktüm, 10 yıl bekledim maaşım 2500 seviyesine gelsin diye. 100 lira 100 lira arttırdılar beni. E şimdi bir anda daha yeni emekli olup düşük ama 12.500 liraya çıkarıyorlar. Ya 10 sene ben niye bu kadar cefa çektim diye soruyor. Bunun bir sizce bir ekonomist olarak sizde bir açıklaması var mı? İtirazınız var mı? Ya da hesabı böyle yapmaması mı gerekiyor bu seyircimizin? Ne düşünüyorsunuz? Ben,
bence seyircimiz karşılaştırmayı daha düşük ücret alanla yapmak yerine kendisinin hala 10 yıldır emekli olmasına rağmen 2500 lira ücret aldığını sorgulaması gerekir. Asgari ücretin yarısı seviyesine denk gelen bir